Değerli basın mensupları, yarın Uluslararası Engelliler Günü. Aslında engellerimizi sadece tek bir günde hatırlamamız doğru değil. Senenin her günü onları hatırlamamız ve onlara engelsiz bir dünyayı sunmamız lazım. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Bugün toplantımızın gündeminde önümüzdeki yıl için belirlenecek asgari ücret. Bugün açıklanan yılın 3. 3 ayında gerçekleşen büyüme rakamları, işsizlik ve hayat pahalılığı arasında sıkışan, borçlar altında ezilen vatandaşlarımızın durumu ve ülkemizdeki diğer gelişmeler vardı. Değerli basın mensupları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin tespitine dair toplantılara bugün başladı. Bu seneki görüşmelerde 3 işçi sendikaları konfederasyonunun birbirleriyle görüştükten sonra masaya oturmalarını önemsiyoruz. Biz CHP olarak bu konudaki düşüncelerimizi, asgari ücret konusundaki düşüncelerimizi önce Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında, sonra bizler Türk İş ziyaretinde ve daha sonra yine hafta sonunda İstanbul'da yapılan toplantıda Sayın Genel Başkanımız bir defa daha açıklamıştı. Devlet kendi aldığı maktu vergilere, resimlere, harçlara ve para cezalarına %22,58 oranında zam yaptı. Niçin yaptı? Geçtiğimiz yıl enflasyon nedeniyle uğradığı kaybı telafi etmek amacıyla yaptı. Dolayısıyla bu oran 2019 yılındaki enflasyon kaybını telafi edecek oran, yani yeniden değerleme katsayısı. Bu nedenle asgari ücret pazarlığına başlamadan önce bir kere asgari ücreti bu yeniden değerleme katsayısıyla arttırarak 2019 yılında asgari ücret üzerinde meydana gelen enflasyon nedeniyle, kriz nedeniyle meydana gelen tahribatı telafi etmek lazım. Ondan sonra pazarlığa başlamak lazım. Aksi takdirde devletin alacağına ayrı, vereceğine ayrı enflasyon uygulaması gibi bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün olmaz. Pazarlığı gelecek yıl için %5 olarak hedeflenen büyüme üzerinden çalışana ne kadar pay verileceği, yani refahtan çalışanın ne kadar pay alacağı konusunda yapmak lazım. %5'in tamamını verirseniz çalışanlar da büyümeden diğer kesimler kadar pay almış olur. Diğer taraftan Türk İş, bir bekar işçinin, çalışanın aylık yaşam maliyetini 2578 lira olarak hesapladığını açıkladı. Ve bunun altında bir ücreti de kabul etmeyeceğini söyledi. Burada asgari ücret hesabında ILO standartlarına uyulması, yaşam maliyeti ve ücret belirlenirken tek bir işçinin, tek bir çalışanın değil, ailesinin de yaşam maliyetinin dikkate alınması gerektiğinin altını bir defa daha çizmek isterim. Bir başka husus, ekonomik krizin son bir yılda 789 bin yurttaşımızı işinden gücünden ettiğini biliyoruz. Yine bu 789 bin yurttaşımızın 1/4'ü, yani 100 kişiden her işsiz kalan her 100 kişiden 75'i en düşük maaş alan ve çalışanların en kırılgan kesimlerine mensup. Diğer taraftan baktığımız zaman yine bütçe açıklarının geldiği nokta itibariyle bütçeden büyümeyi desteklemek amacıyla harcanan, aktarılan kaynakların da sınırına gelindiği gözüküyor. Mevcut ekonomik krizde asgari ücret iç talebe ivme verebilecek en önemli araçlardan biri olarak görülmelidir. Bakın, krediye krediyle takla attırarak ya da yandaşların kredilerini silerek, geldiğimiz noktada birazdan değineceğim, büyüme falan ortada yok. Bütün dünyanın kabul ettiği bir husus var. Bu tür ortamlarda tüketim eğilimi yüksek, en kırılgan kesimlerin gelirlerini arttırmanız lazım ki ekonomi canlanmaya başlasın. Tabii burada marifet, bu işi enflasyonu azdırmadan, cari açığı arttırmadan, büyümeyi arttırarak yapabilmekte. Bu nedenle bu yıl asgari ücretin
önce bir %22,5'luk kısmını biraz önce açıkladığım %22,58'lik kısmı koyacaksınız. Onun üstüne de tüketimi arttırabilmek için, talebi arttırabilmek için büyüme hedefi olan %5 kadar da bir ilave yapacaksınız. Bu da aşağı yukarı Türk İş'in söylediği 2600-2578'in biraz üstünde oluyor. Değerli basın mensupları, bugün TÜİK 2019'un 3. 3 ayına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %9 büyümüş. Bu binde ile ifade edilen rakamı görünce bir de baktık, sarayın damadı tweetler atıyor. Bir sevinç, bir sevinç. Pozitif büyümeye geçtik diye. Şimdi geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardından ilk defa gelen bu bindeli artışın ne kadar sürdürülebilir olduğu konusu çok önemli. Bunun için de mali ve parasal dengelere bakmak lazım. Mali ve parasal dengelerin durumu biraz sonra anlatacağım bütçeyle ilgili. Bütçeyle ilgili gelişmelere de değinmek istiyorum. Vakit kalırsa bütçenin açığı çok hızla büyüyor. Dolayısıyla bunun ne kadar kalıcı olduğu bu açıdan tartışmalı. Yine bir başka önemli husus, bir büyümenin ne kadar kalıcı olduğunu tespit ederken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride bir önceki 3 aylık döneme göre ekonominin büyüme hızına baktığımızda büyümenin inmesini tespit etmiş oluruz. Orada da baktığımız zaman 3. çeyrekte bu senenin başında %2 sonra 1,5 civarında olan artışların 3. çeyrekte %4'e düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Peki bir başka gösterge, büyümenin hem kalitesi hem de sürdürülebilirliği açısından önemli olan yatırımlar. Şimdi yatırım yapacaksınız ki iş imkanı verebilirsiniz. İş imkanı vereceksiniz ki milletin mutfaktaki boş tenceresi dolsun. Bu çeyrekte yatırımlar %12,6 daralmış. Ve bu yatırımlar son 5 çeyrektir sürekli daralıyor. Makine teçhizat yatırımları %7,5 gerilemiş. İnşaat yatırımları ise %18 gerilemiş. Bakıyoruz. İstihdam rakamlarına bakıyoruz. İşsizlik rakamlarına bakıyoruz. Bu döneme ilişkin rakamlar büyümenin istihdam yaratmadığını, işsizliği azaltmadığını ortaya koyuyor. İşte bu neden. Yani yatırım yok. Yeni iş imkanları yok. Dolayısıyla bu büyüme işsizlere yaramıyor. Çalışanlara yaramıyor. Peki kime yarıyor? Sarayın bu büyüme stratejisi sadece İstanbul'da parasını borsaya yatıran bir avuç yandaşa ve Londra'daki bir avuç bankacıya yarıyor. Değerli basın mensupları, 3. çeyrekte görmüş olduğumuz, yani ekonominin 0,9 da olsa bir büyümeye doğru geçmesine rağmen yılın ilk 9 ayında ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre %9 küçülmüş. Yani küçülme devam ediyor 9 aylık ortalamaya baktığınız zaman. Neye rağmen? Bu dönemde devletin yapmış olduğu harcamalar, tüketim harcamaları %5 artmış. Biraz önce söylemiştim ya devletin oyun alanı daralıyor diye. Devlet sürekli bir şey veriyor, ivme vermeye çalışıyor ama bunun ekonomi üzerindeki etkisi son derece sınırlı kalıyor. Nereye kadar bunu sürdüreceksiniz? Kamu açıklarını sürdürebildiğiniz noktaya kadar. Vatandaşın tüketim harcamaları, devletin tüketim harcamaları %5 artarken vatandaşın tüketim harcaması ilk 9 ayda %1,4 düşmüş. Devlet gaza basmış, buna rağmen ekonomi %1 civarında küçülmüş. Hatırlayalım, 2019 yılında saray Türkiye ekonomisinin büyüme hızını %2,3 olarak hedeflemişti.
2009 bütçesinde, 2019 bütçesinde, 2019 yılında Türkiye'nin %2,9 büyümesi, %2,3 büyümesi hedeflenmişti. Şimdi ne tahmin ediyorlar bütün bunlardan sonra? %5. Yani büyüme 2019 yılında %2,3 hedef yerine %5 büyüyecek. Yani hedeflenenin 1/4'ünden bile az. Şimdi bu sapmayı neyle izah edeceğiz? Hadi 2018'de Rahip Branson vardı. Dışarıdan ekonomiye saldırıyorlardı, öyle diyorlar. E bu sene ne oldu? Bu sene ne var? Bu başarısızlık tamamen saraya ait. Ama bunun hesabını verecekler mi? Hayır. Hiçbir şeyin hesabını vermedikleri gibi bunun da hesabını veremeyecekler. Diğer taraftan bu hedefledik, yani tahmin ettikleri %5'lik büyümenin gerçekleşmesi için de bu çeyrekte 0,9 büyüyen ekonominin 4. çeyrekte %4,5 büyümesi lazım. Olur mu? E olabilir. Çünkü TÜİK'in başında damat bakanın yakın arkadaşı var. Zaten sosyete damat daha hiçbir öncü gösterge ortada yokken yılın son çeyreği için %4 büyüyeceğiz deyip işe başladı. Sonradan bunu %5'e kadar çekti. Bir anlamda arkadaşına da talimat verdi. Şunu %4,5-5 çıkart diye. Aslında sarayın %5'lik bir büyüme için bu kadar uğraşması ekonominin ne halde olduğunu da ortaya koyuyor. Dengelendik, dengeleniyoruz lafları vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam, daha fazla bir refah mı sağlıyor? Rakamların ayrıntısına baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. İş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yeni açıklanan bu milli gelir rakamlarına göre de düşmeye devam ediyor. Yani her yıl yaratılan pastadan çalışanlara daha az para ödüyoruz. Diğer taraftan 3. çeyrekte ilan edilen milli geliri yıllık olarak hesapladığımızda bir yıllık gayri safi yurt içi hasılamız 734 milyar dolar olmuş. Bu 734 milyar dolar 2008 yılındaki gayri safi milli hasılamızın bile altında. Yani az gitmişiz, uz gitmişiz, AK Parti döneminde 11 yıl geriye gitmişiz. Burada bir defa daha saray yönetimini uyarıyoruz. Artık pansumandan, aspirin tedavisinden vazgeçin. Ülkede beklentileri değiştirecek, güveni arttıracak adımları atmaya başlayın. Milletin derdine derman olacak tedbirleri alın. Değerli basın mensupları, 2020 bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sona erdi. Şimdi artık genel kurulda bütçe tartışılacak. Ama çok ilginç, bazı bakanlar için bu komisyon adeta günah çıkarma odasına döndü. Önce Sağlık Bakanı çıktı, şehir hastanelerinin kamu özel işbirliği kapsamında yapılmasının çok pahalı olduğunu söyledi. Bundan sonra bu hastanelerin bütçe kaynaklarıyla yapılmaya çalışılacağını söyledi. Bir de şehir hastanelerinin büyüklükleri nedeniyle bir takım yönetsel sıkıntılara neden olabileceğinin de altını çizdi. Ardından tam kapanmaya yakın Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları geldi. Şimdi birazdan anlatacağım. Bunun eksiği yok, fazlası, abartması yok. Bakan 28 Kasım 2019 tarihinde Bütçe Plan Komisyonu'ndaydı ve orada açıklamalarını yaptı. Şimdi aynen kendi sözleriyle aktarıyorum. Evet, biz Osman Gazi Köprüsü'nde şu anda garantinin %25'i kadar para topluyoruz. Nedenini de soracak olursanız aslında Osman Gazi Köprüsü'nden de garanti ettiğimiz trafik kadar trafik geçiyor ama
pahalı. İşte döviz üzerinden yaptığımız için bunları vatandaşımıza bu kadar yüksek miktarda para ödememek için ücreti 1/3 seviyesine düşürdük. Şimdi ben biraz tabii o mahcubiyet de var burada. Bir takım şeyler söylüyor ama tam da anlaşılmıyor. Ne dediğini biraz açmaya çalışayım. Sayın Bakan diyor ki, dövizle verdiğimiz garanti fiyatını vatandaş ödeyemez. Çok yüksek diyor. Çok yüksek garanti fiyatı verdik. Bu köprüden kimse bu paraya geçmez diyor. Onun için de bu fiyatı düşürdük diyor. Komisyon tutanağından okumaya devam ediyorum. Yani şu anda 44,5 dolar almamız gereken köprüden geçiş ücreti olarak 15 dolar artı katma değer vergisi alıyoruz. Çok güzel. Peki bu 44,5 dolar olarak garanti ettiğiniz geçiş ücretinin gerisini kimden alıyorsunuz? Devlet olarak bunu indirdiniz de adama 44,5'u veriyorsunuz. Yani ekonomide hiçbir şey yoktan var olmaz. Yine de kendi kendiliğinden de kaybolmaz. Bunun gerisi bütçeden arkadaşlar. Senin, benim, hepimizin ödediği vergilerden ödeniyor. Özetle vatandaşın cebinden, emekli Ayşe Hanım'ın cüzdanından ve Ahmet Bey'in kesesinden çıkıyor. Yani köprünün parasının 1/3'ünü köprüden geçenden alıyoruz, 2/3'ünü de köprüden geçmeyen vatandaşlarımızdan alıyorlar. Tüyü bitmedik yetimin parası yandaş müteahhide hem de dövizle peşkeş çekiliyor. Gerçekten bunu akılla, mantıkla izah etmek mümkün değil. Saraya bir teklifimiz var. Derhal bu köprünün ismini değiştirin. Buna Osman Gazi değil, Deli Dumrul Köprüsü deyin. Geçenden 30 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe. Ama yine bu müzakere sürecinde hazinenin verdiği dokümanlar içinde bir tablo var ki bütün bunların hepsinin üstüne tüy dikti. Hazine önümüzdeki vermiş olduğu tabloda önümüzdeki 3 yıl için şehir hastanelerine ödenecek toplam kira bedelinin 26,5 milyar lira olacağını söylüyor. Ama bu hastanelere sadece kira ödenmiyor. Bir de burada da hizmet alım garantisi var. Yani eğer vatandaş gelip de bu hastanelerden verilen garanti kadar hastanelere verilen garanti kadar hasta yatmazsa devlet aradaki farkı bu hastanelere ödüyor. Önümüzdeki 3 yılda bu şehir hastanelerine verilen hizmet alım garantileri karşılığında 22,6 milyar lira şehir hastanelerine ödenecek. Yani hem kira hem de hizmet alımı adı altında bu hastanelere ödenecek olan önümüzdeki 3 yılda ödenecek olan para 49 milyar lira. Hani cebimizden hiç para çıkmadan yapıyorduk bu hastaneleri. Cebimizden para çıktığı gibi bu parayı o hastanelere yatan da yatmayan da ödüyor. Bir de geçilmeyen köprüler var. Önümüzdeki 3 yılda bu köprüler için bütçeden çıkacak para 31 milyar Türk lirası. Yani sarayın 5 kuruş para ödemeden yapıyoruz dediği köprülerle şehir hastaneleri için önümüzdeki 3 yılda bütçemizden tam 80 milyar lira para çıkacak. 80,4 milyar. Şimdi biz bu tabloyu, devletin hazinesinin bu tablosunu, ey Kılıçdaroğlu sen bu işlerden anlamazsın, biz bunları yaparken cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor diyen sarayın kibirli adamına ithaf ediyoruz. Milletimiz her geçen gün kimin neyi bildiğini, kimin neyi bilmediğini biraz da acı bedeller ödeyerek anlıyor. Değerli basın mensupları, bir tarafta devlet eliyle zengin edilen müteahhitler, ultra lüks mevlitler, el kadar bebelere takılan tektaşlar, diğer tarafta da
borçlarını ödeyemediği için ailesiyle, evlatlarıyla birlikte canına kıyan insanlar. Gazi Meclis'in kapısında kendini yakan, meclisin damından atlamaya kalkan, tuvaletinde canına kıymaya kalkışan işsizler. Ayın sonunu getirmek için tek kuruşun hesabını yapan vatandaşlarımız. Milletimiz inim inim inliyor ama maalesef saray onların sesini duymuyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarında otomatiğe bağlanan artışlar kış bastırdıkça milletin belini büküyor. Çarşıdaki, pazardaki fiyatlar, TÜİK marketlerindeki fiyatları kat kat aşıyor. Söyleyin şu marketlerin adını diyoruz, şu TÜİK bir türlü bu marketlerin adını vermiyor. Gitsin vatandaşlarımız oradan ucuz ucuz alışveriş yapsın. Mutfakta tencere boş, kaynamıyor. Değerli basın mensupları, tek adam parti devletinin millete vereceği hiçbir şey olmadığı giderek daha net bir şekilde gözüküyor. Aslında bunun sarayda farkında. Bir yandan korku salarak bu böyle gitmez diyenleri susturmaya çalışıyor, diğer yandan da siyasetin dilini sürekli sertleştirerek toplumu kutuplaştırıyor. Korku iklimini yayabilmek için akla hayale gelmeyecek olaylar yaşatılıyor. Daha geçenlerde 63 yaşında bir kadın vatandaşımız pazarda pahalılığa isyan ediyor. Ülkenin çivisini çıkardınız, millet aç diye barbar bağırıyor. Ardından da misafirliğe gittiği evde gözaltına alınıyor. Sonra da yurt dışına çıkma yasağı konarak serbest bırakılıyor. Şaka gibi. Açım diyen vatandaş gözaltına alınıyor. Ama bu kadını tutuklayan İçişleri Bakanı, FETÖ terör örgütünün TSK imamı olduğu öne sürülen kişinin nerede saklandığını bildiğini de itiraf ediyor. Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun? Dikkat edin. Pazarda canıma tak etti diyen kadını hemen alıyorlar. Bu arkadaş neden alınmıyor? Şimdi aslında bir kadını, yani açım diyen bir kadını gidiyorsun apar topar gözaltına alıyorsun. Bir kadından yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında önce yakalanan, sonra her nasılsa serbest bırakılan birini, bir haini bir türlü yakalayamıyorsun. Lüzumlu lüzumsuz her konuya dahil olan, ilgili ilgisiz her konuda muhalefete hakaretler yağdıran atanmış bakan, görevinin ortaya bir takım laflar atmak, biliyoruz ama söylemeyiz o bizde kalsın gibi, ya da pazarda isyan eden vatandaşla uğraşmak olmadığını görmelidir. Adil öksüzün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Kontrollü darbenin şifrelerine sahip olan ve bunun CHP'nin darbe araştırma komisyonunda koymuş olduğu muhalefet şerhinde açık açık belirtilen bu kişi derhal yakalanmalıdır. Değerli basın mensupları, ekonomiyi düzeltmek için millete hiçbir şey veremeyen tek adam parti devleti yerine yeni ve güçlü bir parlamenter demokrasiyi kurmak gerektiğini artık yaşayarak görüyoruz. Ama bu da tek başına yeterli değil. Mevcut durumu teğet geçecek bir yol kazası gibi görüp kamu bankalarından kredi dağıtarak yandaşın borcunu silerek bu işlerden çıkarız diyenler de tek adam rejiminden kurtulursak yaşadığımız krizden sıyrılırız diye aslında yanılıyor. Evet, tek adam rejiminden kurtulmak işin olmazsa olmazı bir kere. Bunu bir yana koyalım. Ama artık eski tas eski hamam diyerek de bu kurtulduktan sonra bu işlere devam edemeyeceğimiz de ortada. İthalata değil üretime, borca değil gelire, yöneticilerin iki dudağı arasındaki yardımlara değil işe ve hak temelli desteklere ihtiyacımız var. Yani çok açık ifade edeyim, yepyeni bir büyüme ve bölüşüm stratejisine ihtiyacımız var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim.
tabi kurumlarınız ve isimlerinizle birlikte. Fox Haber, Fırat Irmak. Efendim, Eskişehir'den bir kadın cinayeti haberi geldi. Bugün Sayın Adalet Bakanı'nın da bir konuşması olmuştu. Bu konuya değindi kendisi. Defalarca emniyete, yargıya başvurmuş, şikayette bulunmuş dedi ölen kadın için. Ama bir duyulmadı sesi dedi. Adalet bu feryada sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz. Bu konuda yargısal boyutuyla da en ufak bir ihmal dahi tespit edilmesi halinde HSK titizlikle takip edecek dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir ikincisi, Millet İttifakı'nın belediyelerine karşı kamu bankalarına kredi vermemesi konusuyla ilgili Sayın İmamoğlu da açıklamıştı. Keza aynı şekilde Sayın Yavaş'ın da açıklaması olmuştu. En son Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da kamu bankaları bize kredi vermiyor dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şimdi ilk soruya önce cevap vereyim. Defalarca 25-26 defa müracaat etmesine rağmen şiddete uğrayan kadının sesini duymayan bir devletle karşı karşıyayız. Aslında yasa mı yok? Yasa var. Yasaya göre hele en son öldürülen bu kadına sana zulmeden, sana şiddet uygulayan erkekle barış denmiş, uzlaş denmiş. Olacak iş mi? Bunun kanunen denmesi mümkün değil. Arkadaşlar, burada bir zihniyet sorunu var. Kadını erkekle eşit görmeyen zihniyetin sorunu bu. Toplumun her kesimini bu konuda yeniden eğitmek zorundayız. Kadını erkekle eşit görmeyen bir zihniyetle kadına şiddette mücadele edilemez. Hep söylüyorum. Yasalar mevcut ama bu yasaları uygulayacak zihniyet maalesef yönetimde yok. İkinci sorunuza gelince, evet arkadaşlar, yani kamu bankalarına, muhalefet belediyelerine destek olmayın yönünde bir talimat verildiğini biliyoruz. Ama bu arada bizim büyükşehir belediyelerimiz de muhalefet belediyeleri olarak böyle bir ortamda milletimizin taleplerine nasıl cevap verebiliriz diye gerekli önlemleri alıyorlar. Hatırlayın, bir dönem mahalli idare seçimlerine gidilirken Anavatan Partisi eğer seçimleri biz kazanmazsak böyle olur diye belediye başkanlarının elini kolunu bağlı olarak göstermişti ve çok ağır bir hezimete uğramıştı. Belki bu kadar uzağa gitmeye de gerek yok. Son İstanbul seçimlerinde bu senenin başında biz yargı kararıyla seni belediye başkanı, milletin kararına rağmen seni belediye başkanı yapmayacağız diyen zihniyetin milletten nasıl bir şamar yediğini hep beraber gördük. Arkadaşlar, gerçekten Türkiye'de çok garip olaylar yaşanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı İstanbul Belediyesi zor duruma düşsün diye yağmur yağmasın duasına çıkmış vaziyette. Yağmur yağmazsa görürsün diyor. Kim görecek? Yağmur yağmazsa İstanbullu görecek. İstanbullu bu sıkıntıyı çekecek. Ha, bir de şunu hatırlamak lazım. Kendi bakanının vakti zamanında İstanbul'un su meselesini 2070'e kadar çözdük diye kendisinin de, kendi bakanının da bir süre eylem planları açıklandı. Melen projesi şu bu dendi, çözdük diye beyanatları var. Çok açık söyleyeyim. Bu zihniyet önümüzdeki dönemde kendilerine genel seçimleri de kaybettirecektir. Zaten şu anda gördüğümüz korku genel seçimleri kaybetme korkusudur. Evet, teşekkür ediyorum.
Efendim, Adil Öksüz'e değindiniz ama bugün toplantıya gelmeden siz biraz önce tekrar bir açıklaması daha oldu Sayın İçişleri Bakanı'nın. Kendisine Antalya'da bir gazeteci Adil Öksüz açıklaması ile ilgili yerini bildiğinizi belirtmiştiniz diye bir soru yöneltti. Sayın Bakan'ın cevabı Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu aştı. Bundan güzel haber mi var şeklinde bir cevabı oldu. Hem bu hem de hafta sonu Asiyat buluşması vardı. Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Genel Başkan Kemal Bey ve Ahmet Davutoğlu'nun üçlü bir fotoğrafı oldu. Bu fotoğrafı geleceğe yönelik nasıl yorumlayabiliriz? Neyin işaretidir? Bunu da değerlendirirseniz. Şimdi tabii Atama Bakan'ın Antalya'da yapmış olduğu bu konuşma hiçbir ciddiyetle bağdaşmıyor. Adil Öksüz mutlaka yakalanmalıdır. Bu darbenin siyasi ayağını da diğer ayaklarında ortaya çıkarmakta çok önemli bir adım olacaktır. Böyle bunu turiste bakın bundan daha iyi haber mi olur, cambaza bakın cambaza misali bir takım laflarla geçiştirebilmek mümkün değildir. Diğer taraftan son sormuş olduğunuz soru, evet, yani şöyle tabii, bu ülkede demokrasi isteyenler, demokratik parlamenter rejimi talep edenler aynı yerde toplanmaya başladı. Hep söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi olarak İYİ Parti olarak yine Refah Partisi olarak Saadet Partisi olarak baştan beri biz aynı yerde, yani bu demokraside demokrasiyi geliştirme yönünde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Buna yeni partilerin de katılıyor olması tabii bir önemli gelişmedir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum.